Ordu Büyükşehir'in özel kalemlerinin kullandığı bir yer var, bir bina var. Evet. Ünye Belediyesi'ne ait olarak. Bu binanın satışa çıkacağını yaklaşık 6 ay önce biz bildirmiştik. Yine bu programda biliyorsunuz. Ben de öyle bir şey olamaz demiştim. Evet, ama İtiraf söylemiştik. ediyorum yani. Biliyorsunuz, Olmaz demiştim. evet biz zaten kamuoyuyla ilkleri paylaşan bir program olarak da Evet. çok çok mutluyuz bu konuda. Zaman da bizi her zaman haklı çıkarıyor. Diyorum. Evet, şimdi bu OSB, pardon, bu büyükşehir binası konusunda kamuoyu ikiye bölündü. Ayrıca de Ünye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin arasında açıldığını, hizmet bazında da hizmet alamama yönünde sıkıntıların olacağı konuşuldu. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir? Ve bu konu SGK'ya devredildiğinde zannedersem olağan dışı bir toplantı olmuştu. Doğru mu? Evet, Meclis olağanüstü meclis toplantısı. toplantısında olmuştu. Oradaki yaşananlara da bize anlatırsanız, mesela en azından kimler evet verdi, kimler evet verdi, buranın satılması devri doğru muydu ve buranın borç karşılığında verilmesi, Ünye Belediyesi'nde borç çıkmasında olduğu iddiaları var. Hatta öyle iddialar var ki Ünye Belediyesi'nin borçlarından ziyade maaşları bile zor ödediği yönünde iddialar var. Bu konulara ne diyorsunuz? Şimdi Cihan Bey, tabii Murat Çırak olarak benim Evet. önce bakış açım şu. Geçmişten bugüne, bizden önceki neslin, atalarımızın Evet. birikimleriyle, yatırımlarıyla ortaya çıkarttığı mal, mülk ve ne derseniz deyin, ünye adına kazanımlar diyelim, fark etmez. Bunların korunması noktasında Evet. adım atması gerektiğini, bizim de buna istinaden de bizden sonra neslimize de bunu taşımamız gerektiği kanaatimi Evet. her zaman ifade ettim. Evet, bunu önceki devirlerde de dediniz. Tabii. Ben yıllardan beri bunu söylüyorum. Tabii Yani tabii. Ünye kendi yağında kavrulabilecek Türkiye'de yaklaşık 35 tane merkez ilden büyük bir ilçe. Evet. Yani şu anda 130 bin nüfusu olan bir yerden bahsediyoruz. Yani geçmiş dönemde Ünye'nin ekonomik olarak da, mal varlığı olarak da, gelir olarak da çok yüksek meblağlarda bir yer olmasına rağmen Evet. maalesef 2012'de çıkan yasayla beraber, yani Büyükşehir yasasıyla 37 kapsayan yasayla beraber 2014'te de biz aktif olarak işine girdik. Yasadan sonra biliyorsunuz Ünye'nin 5 dönümden üzerindeki yerleri veya mülkleri, 12 metreden büyük cadde ve güzergahtaki gelirleri hep Büyükşehir'e gitti. Bununla beraber Oski gitti, Liman gitti, Çamlık gitti. Yani birçok yer var bahsedebileceğim. Yani artık ben söylemekten yıllardan beri yoruldum. Ama bizim maalesef Büyükşehir'e mensup arkadaşlarımız veya Ünye'de idare eden yerel yöneticiler maalesef aralarındaki sıkıntı, çekişme, kavga, dövüşten dolayı maalesef biz Ünyeli olarak bunun sıkıntısını ve acısını yaşıyoruz. Evet. Bizden sonraki nesil bize hesap soracak. Bak ne söylüyor. Evet. Maalesef biz gelecek nesile hesap verme noktasında bazı noktalarda elimiz geldiğince, dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz. Yapılan yanlışlıklarla ilgili dur demeye çalışıyoruz. Ama maalesef gücümüz yetmiyor. Bu Ünye'nin bu takasla ilgili de Ünye'nin yaklaşık 60 milyon varan bir SGK borcu var. Daha fazlaydı ama yapılanmadan dolayı aylık yaklaşık tahmin ediyorum 700 bin lira civarında bir kesinti oluyordu. Yaklaşık şu anda 60 milyon bir borca karşılık. Biliyorsun yapılanma yaptığın zaman %90 devlet peşin gibi kabul edip ödemeden düşüyor. Hayır, yaklaşık 30 milyon civarında bir borca düşecekti. Burayı da yaklaşık 25 milyon civarında bağladılar, tahmin ediyorum bu civarda bir rakamdı. Hayır, şimdi arada 3-5 milyon para kaldı ve SGK borcu bitecek deniliyor. Tamam, olabilir. Ama buradaki sizin bahsettiğiniz nokta ne? Burayı Büyükşehir'e biz kiralamıştık. Geçmiş yıllarda bu belediye yönetimi önce. Evet. Yani Ahmet Çelme döneminde. Haliyle bunu Ordu Büyükşehir'de bunu kendi için tasarruf kullandığı yerler var, kiraladığı yerler var. Değişik yerleri değerlendirdi. Fakat maalesef ne oldu? Ünye Belediyesi şurada bir kurnazlık yaptı bence. Yani işin gerçeğini söyleyeyim. Artık dilin kemiği yok. Herkes alınacak. Evet. Ne yaptı? Yıllardan beri kardeşim Ünye olarak biz yerel yönetici olarak Büyükşehir bizden aldığını aldı. Büyük gelirini aldı. Fakat bizi sahipsiz bıraktı. Gerekli yatırım yapmadığından dolayı da ben de Büyükşehir tanımıyorum diyerek gizliden el altından SGK ile görüşme yaptı ve burayı takas yönünde verdi. Şimdi son itibariyle baktığımız zaman iki taraf karşı karşıya geldi. Evet. Şimdi kim diyor ki ah ben yandım üzüldüm niye böyle oldu? Öbürü diyor ki sen geçmişte hesabını ver hesabından gidiyor. Haliyle yani şöyle söyleyeyim yani tabiri caizse vatandaşlarımız izleyenler anlasın. Öyle duruma düştüler ki aşağı tükür sakal yukarı tükür bıyık duruma düştüler. Evet. Bundan sonra dikiş tutar mı? Tutmaz.